çalışanlar, oyun oynayanlar, bilgisayar başında zamanını çok fazla geçiren kişileri ilgilendiren harika bir oyuncu koltuğuyla birlikteyiz. Bunu hem oyuncu koltuğu olarak değerlendirebilirsiniz hem de home office çalışıyorsanız ya da bilgisayarda işleriniz çok fazla oluyorsa oyun dışında oyuncu bilgisayar koltuğu olarak düşünmeyelim. Normal bir koltuk olarak da düşünebiliriz. Gerçekten ergonomisine değer verilmiş malzemesi kaliteli Ergo Night Premium serisi oyuncu koltuğuyla birlikteyiz. Öncelikle kutusu çok güzel paketlenmiş. Bir tane dışarısında karton bulunuyordu. Ürünün kendi kutusu da iç kısmındaydı. Yani iki tane karton kutuyla geliyor. İç paketlemesi çok güzel. Hepsi böyle yerli yerinde korunaklı. Zaten şu anda görsellerde de göstermeye çalışıyorum sizlere bunları. Bu koltukta konfora ve malzeme dayanıklılığına ilk öncelik verilmiş. Konfor olarak çok güzel. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Kutudan bütün ürünleri tek tek çıkarttım. Ve böyle yapboz gibi birleştire birleştire kurulumunu tamamladım. Zaten araya böyle kurarken bir video çekmiştim. Onu da paylaşacağım. Bu arada ben bu ürünü şu anda kullanmaya başlayalı bir buçuk hafta oldu. Bunları hep parça parça sizlere çektim. Deneyimledim. En son kısımda da deneyimlerimi, kullanıcı yorumlarımı paylaşacağım. Ama malzeme kalitesi çok iyi dediğim gibi. içerisinden vidalama seti gibi Alyan'ı, tornavidası bir sürü şey çıkıyor ve yerli yerinde hani diğerleri gibi poşete tıkılıp gönderilmemiş bir böyle kategorize edilmiş güzel bir paketleme yapılarak tarafınıza geliyor. Premium segmentte olduğunu da gösteriyor. Fiyatları tabii ki de normal böyle gündelik oyuncu koltuklarına göre bir tık daha yukarıda. Zaten açıklamaya link bırakacağım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz de. Şimdi bak şimdi böyle arka kısma doğru yatırdım. Şu anda aşırı rahat. Alt yani sırt desteği çok yumuşak. Bildiğin yastık abi benim yastığımdan bile yumuşak. Ayrıca boyun desteği de aşırı yumuşak. Yani bildiğim böyle uyursun yani bu koltukta. İlk defa o kadar böyle hani kullandığım diğer koltuklara nazaran çok farklı bir koltukla karşılaştım. Kolçaklarına baktığımızda 4D hareketli kolçaklar bulunuyor. İleri, geri, sağ, sol, iç kısma döndürebiliyorsun, dış kısma döndürebiliyorsun. Hepsini yapabiliyorsun ve koltukta en ufak bir gıcırtı yok. Şimdi burada markanın en çok söylemiş olduğu sessizlik, pürüzsüz ve rahat olması sırtlığınızın çok açılı ayarı da bulunuyor. Dediğim gibi arkaya doğru yatırabiliyorsunuz. Koltuğun taban kısmı diğerlerinden farklıydı. Kurarken birazcık o yüzden böyle bir hani nasıl kuracağım, nasıl edeceğim dedim fakat kurulumu da çok basit. Oturuğu tek tek kurmaya başladım. Gerçekten bu arada çok kaliteli, onu söyleyebilirim. Bak görmüş olduğun gibi iki parçayı buraya ayırdım. Buraları da böyle biraz yapboz gibi işte şu alt kısmını taktım, ayaklarını taktım. Bir de bu oturma mekanizmasını da yerleştirdim yerine. Böyle parça parça video alayım dedim. Görmüş olduğunuz gibi kuruluma başladım. Muhtemelen bir 10 dakikaya bitirmiş olurum alt tabakası yani alt tabanı gerçekten kuvvetli bir malzemeden üretilmiş ve gerçekten de böyle sağlam bir malzeme olduğunu kendi zaten kurulum aşamasında gösteriyor. Şimdi dediğim gibi kolçaklar hareket ediyor. Gıcırtı yok, sessiz, güzel bir yapısı bulunuyor. Alt kısmınız bir tık böyle yumuşak oturduğunuz kısım ama böyle sırt kısmı şu bel desteği ve boyun desteği dışında böyle tam böyle ergonominize hitap edebilecek şekilde ne çok sert ne çok yumuşak. O yüzden tam kıvamında olmuş diyebilirim. Yaz aylarında tabii ki de bu, bu tarz bütün koltuklar terletecektir. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi birazcık sizlere kullanıcı deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar incelediğim tüm oyuncu koltuklarında alt kısım hep plastikti. Bu tekerleklerin giriş yaptığı yer bunda metal. O yüzden farklı bir güven veriyor. Ayrıca metalin üstüne de tekrardan bir alt tabaka metal gelmiş. Bu da güçlendirilmiş tabaka olarak geçiyor. Yani taban olarak geçiyor. Tabaka demeyeyim. Ve vidalaması da gerçekten somununa kadar düşünülmüş, sağlam ve kaliteli vidalarla geliyor. Vidalamasını yaptıktan sonra kurulum çok basit zaten. Tak tak yap boz gibi yerine geçirip yapabiliyorsunuz. Ayrıca kutunun içerisinde de nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler de çıkıyor. Koltuğun ne kadar yattığını göstermek istiyorum. Bak şu anda yatırdığım Evet bu kadar yatıyor. Şöyle döndüreceğim kamerayı da. Şöyle biraz daha geleyim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bu kadar yatırabiliyorsunuz. Bu koltuk tam geriye yatmıyor. Ama dediğim gibi herhangi bir ses yapmıyor. Herhangi bir gıcırtı yok. Yatarken, kalkarken, oynatırken dediğim o ayak metal olduğu için bir güven hissiyatı veriyor. Ve böyle sağa sola döndürüyorsunuz ya kendinizi hani bir mekanizma içerisindeymişsiniz gibi oluyor. Yani diğerleri gibi döndürürken kendinizi sağa sola ayaklarla birlikte bir yere gitmiyorsunuz. Olduğunuz yerde bak döndürüyorsunuz. Böyle sanki bir mekanizma sizi döndürüyor ve yumuşak stoplanmış gibi bir durma sağlıyor. Yani hani böyle çekmeceleri itersiniz, stoplar olur ya. Aynı onun gibi bak şimdi döndürdüm. Duruyorum. Sanki böyle hafiften stop yapıyor ve öyle duruyor. Konforu da zaten buradan geliyor. Sırtınızın şeklini alıyor resmen. Görmüş olduğunuz gibi bak boyunluğa bakın. Şu anda burası aşırı yumuşak ve böyle bastırdıkça içine gömüyor sizi ve bel desteği de böyle yastıktan dediğim gibi kendi kullandığım yastıktan bile yumuşak. Onu da hemen şöyle göstereyim size. Zaten detay çekimlerinde göstereceğim ama aşırı derecede yumuşak bir yastığa sahip. Bunda herhangi bir böyle bağlantı aparatı yok. Bel boyun desteğinde var direkt arkaya bağlayabiliyorsunuz ama bunda yok. Direkt bunu koyup ister böyle kullanırsın istersen de çıkartıp kullanabilirsin. O açıdan güzel olmuş. Koltukla ilgili söyleyebileceklerim dediğim gibi bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyorsan çok fazla oyun oynuyorsan konforuna da düşkünsen duruş bozukluğunu düzeltmeye çalışıp desteklemeye çalışacağı için bu koltuk Oyun oynarken, bilgisayar başında çalışırken bu koltukta rahat edebilirsin. Onu... Videoyu montajlıyorum. Şöyle göstereyim. Koltuk gerçekten güzel. Bak ter hissiyatı yok. Şu anda bu koltuğu kullanıyorum. Ve montajdayım hatta. Arasına girmek istedim videonun. Terleme yapmadı. Ventilatör çalışıyor. Ama normalde bir oyuncu koltuğu kullanırken de ventilatör çalışsa dahi yani bir terletme yapıyordu. Buralara mesela baldırlarım değiyor. Herhangi bir problem yaşatmadı. Zaten şuralar böyle... Alcantara bir kumaş gibi. Burası da deri. Buralar zaten Alcantara dediğim gibi. Yani bir terletme yapmadı ama tabii ki de yaz aylarında, kış ayında da olsa bu terletmeler olacak. Hani buraya bir ara bilgi olarak girmesini istedim. Burası çok rahat. Yani kafanızı koyduğunuzda, geriye yaslandığınızda güzel oluyor. Şurası oynayabiliyor bu arada. Mesela burada oturuyorsunuz hareket ettiğinizde bu böyle yana falan kayabiliyor. O açıdan dezavantajlı ama elinizle düzeltebilirsiniz. Deri ve alcantara kumaş gibi bir hissiyatı var zaten. Kumaş yapısını da şu anda göstermeye çalışıyorum sizlere güzel bir yapıda. Kolçaklar çok hoşuma gitti. Geniş hissettiriyor. Böyle sizi sıkmıyor. Rahatlıkla üzerinde hareket edebiliyorsunuz. Böyle totonuzu hareket ettirebiliyorsunuz, belinizi hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle yaslarken arkaya düşecekmişsiniz hissiyatı da vermiyor. Ben ürünü beğendim. E ee, evet, bir tık dediğim gibi fiyatlandırması yüksek ama kendi konforunu düşünüyorsan önerebileceğim oyuncu koltukları arasında bu fiyat segmentine göre söylüyorum. İlk bire bu koltuğu sokabilirim ve rahatlıkla da almanızı öneririm. Ha bu arada benim videomu görüp de alın demiyorum. Yorumlarını okuyun, bakın. Kötüyse kötü yorum yapan vardır, ise iyi yorum yapan vardır. Ben sadece beğendiğim, kendi kullanacağım ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden şu anda bunu kullanıyorum ve Zaten ilerleyen günlerde de görürsünüz. Bir videomda bunu kullanırım, bir videomda diğerini kullanırım. Dediğim gibi burada klima olmadığı için diğer odamda bunu bilgisayar başında aktif olarak montajlarımı yaparken ya da oyun oynarken kullanacağım koltuklar arasında yer alıyor. Evet, koltukla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Sizlerin de yorumları varsa kullananlar yorum yaparsa en azından alacak diğer kişilere de örnek olmuş olur. Eksisiyle artısıyla her yorumu yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.